Merhaba değerli öğrencilerim. Geçen dersimizde Sivas Kongresi'ne gidişi anlatmıştım. Sivas Kongresi'nin neden toplanmak gerektiğini açıklamaya çalışmıştım. Sivas Kongresi'nin amacı bildiğiniz gibi dağınık direnme örgütlerini ve dağınık ulusal iradeyi, ki bu ulusal irade aslında çok önemli bir gelişmeydi, onu da vurgulamıştım. Ulusal iradeyi bir ulus çapında birleştirmek idi. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bu kongrenin hazırlıklarını yaparken yurdun çeşitli yerlerinde gene yerel kongreler toplanıyor ve gene sanıyorum geçen derste söylediğim gibi Sivas Kongresi'ne katılalım mı, katılmayalım mı, katılırsak ne ölçüde katılalım şeklinde tartışmalar yapılıyor. Genellikle bu yurtseverlerdeki hava Sivas Kongresi'ne katılmak ve bir ulusal kongre oluşturmak. Ancak bu noktada Mustafa Kemal Paşa ile Sivas Kongresi'ne katılmak isteyenlerin düşünceleri ayrılıyor. Size birkaç kez de anlattığım gibi Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'ni ulusal bir devletin kurulmasına temel olacak bir kurucu meclis şeklinde kullanmak istiyordu. Buna karşılık yurdun çeşitli yerlerindeki kongre iktidarlarından oluşan temsilciler evet diyorlar, Sivas'ta bir ulusal kongre toplansın ama bu ulusal kongre milleti temsil edemez. Kim temsil eder milleti? İstanbul'daki meclisi mebusa. Şimdi bu noktada biraz durmama izin veriniz. İstanbul'daki meclisi mebusan, yani mebuslar, milletvekilleri meclisi, padişahın millete hediye kabiliğinden verdiği anayasaya göre toplanan bir meclistir. Bu meclisi mebusan ilk planda padişahın meclisidir. Çünkü anayasayı yapan güç padişahtır. Ve size ilk derslerimde söylemiştim. Bu anayasayı değiştirme yetkisi dahi padişaha aittir. Meclisi mebusandan çıkan kararların bir de üyeleri tamamen padişah tarafından seçilen Ayan Meclisi tarafından onaylanması, ardından da padişahça kesinlikle tasdik edilmesi gerekiyor. Gerçi 1909 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanından bir süre sonra bazı demokratik değişiklikler yapıldı anayasada, ama kim tarafından? Gene padişah tarafından yapıldı bu değişiklikler ve padişahlar kendi yaptıkları değişikliklere dahi uymuyorlardı. Özellikle Meclis-i Mebusa'nın toplanması konusundaki, dağıtılması ve toplanması konusunda kendi koydukları sürelere bile uymuyorlardı. Örneğin Vahdettin en güçsüz zamanında dahi Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir süre sonra Meclis-i Mebusan'ı dağıtmış ve süresi içinde toplamamıştı. Böylesine zayıf bir Meclis-i Mebusan'ın milleti temsil edebilmesi son derece zordu. Ancak ne yaparsınız ki, o zamanın devlet sistemi, o zamanın devlet anlayışı Sivas Kongresi'ne katılmak isteyen delegelere hak verdirtiyor. Çünkü onlar milletin temsilcisi olarak padişahın yanında toplanan meclisi mebusanı görüyorlar. Demek ki Mustafa Kemal Paşa'nın istediği gerçekleşmeyecek şu aşamada. Yani meclisi mebusan hiçbir zaman bir kurucu meclis olmayacağına göre Sivas Kongresi'nde de böyle bir gidişe imkan yok. O zaman her zaman yaptığı gibi Mustafa Kemal Paşa fırsatları değerlendirdi. Bir an için bu eğilime uymayı uygun buldu. Evet, Sivas'ta bir kongre toplanmalıydı ve bu kongre Meclis-i Mebusa'nın çalışmaya başlaması için bir ivme sağlamalıydı. Nitekim bu görüşlerin gerçekleştirilmesi ortaya çıkınca Sivas Kongresi'nin toplanması da gerçekten mümkün oldu ve kongre 4 Eylül ile 11 Eylül 1919 tarihleri arasında çalışmaya başladı. Bu kongre ilk günlerinde oldukça şanssız başlamıştır. İlk önce Mustafa Kemal Paşa'nın kongre başkanı olmaması yolunda bazı telkinler yapılmıştır. Ve bu telkinleri de arkadaki resimde Mustafa Kemal Paşa'nın hemen yanında gördüğümüz beyaz şapkalı ve çok yakın arkadaşı Rauf Bey, Rauf Obay tarafından yapılmıştır. Böylece bir parçalanma eğilimi vardı. Liderlik konusunda bir parçalanmaya gidiş vardı. Bunun ne kadar tehlikeli bir sonuç doğuracağını herhalde tahmin edersiniz. Neyse ki kongre üyeleri böyle bir görüşe itibar etmediler. Mustafa Kemal Paşa başkan seçildi. Ama hemen ardından çok can sıkıcı bir başka konu görüşülmeye başlandı. Manda meselesi. Siz bırakın Meclis-i Mebusa'nın toplanmasını,
bazı çok büyük vatanseverler bile artık meclisi mebusandığın da yapacağı toplantıda alınacak kararların bir fayda sağlamayacağını, ancak Amerikan mandası altına girilmekle memleketin kurtulacağını ileri sürüyorlardı. Manda bildiğiniz gibi Wilson'un toprak katılmayacak, yenenler dahi toprak katmayacak ilkesine karşı İngilizlerin ve Fransızların bulduğu bir hileden ibaretti. Yenilen devletlerin bazı topraklarını uluslar kurumu adına onlar yöneteceklerdi. Ve bağımsızlıkla filan hiçbir ilgisi yoktu. Kaldı ki işin en ilginç yanı, Wilson'un ilkelerinin açıkça çiğnenmesi olduğundan Amerikalılar da manda ilkesini kabul etmemişlerdi. Şimdi düşününüz ki Sivas Kongresi'nde bazı vatanseverler Amerika'nın kabul etmediği mandayı Amerikalılar tarafından bize uygulatmak istiyorlar. Görüyor musunuz değerli öğrencilerim, Mustafa Kemal Paşa ne kadar büyük zorluklarla karşı karşıya. Son derece üstün, son derece üzerinde belki filmler çevrilebilecek bir siyasi manevrayla bir buçuk gün içerisinde bu manda taraftarlarının sesleri kesildi, ikna edildi. Ondan sonra Sivas Kongresi normal seyrinde toplanmaya başladı. Alınan kararlar arasında en olumlusu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Ya da daha kısa adıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti o güne kadar size daha önceki derslerimde anlattığım direniş örgütlerinin ve kongrelerin oluşmasıyla ortaya çıkan derneklerin bir çatı altında birleşmesiydi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ileride Türk tarihinin, yeni Türk tarihinin en önemli siyasal kuruluşlarını doğuracaktır. Anaç bir siyasal kuruluş olacaktır. Bu konuya ben ünitemde değinmiştim. Sivas Kongresi'nin bir kararı da Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını sağlamak ve bu toplantıda ne yönde kararlar alınacağının hiç olmazsa taslak şeklinde niteliğini belirlemekti. Gördüğünüz gibi şimdi hava bir hayli değişti, siyasal hava bir hayli değişti. Anadolu İstanbul'un karşısına birleşmiş bir siyasal olgu olarak dikildi. Bu durumda İstanbul'un yani padişah hükümetinin Anadolu hareketini karşı direnmesi mümkün olmuyordu. İstanbul'da sertlik yanlısı damat Ferit istifa etti. Yerine ılımlı bir vatansever olan Ali Rıza Paşa getirildi. Ali Rıza Paşa Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını ve barış için gerekli kararları almasını uygun buluyordu. Hatta bu amaçla 20-22 Ekim 1919 tarihinde Amasya'ya Sivas Kongresi'nden sonra kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanı olan Mustafa Kemal Paşa'nın ayağına kendi bakanlarından oluşan bir kurul gönderdi. Bu kurul Amasya kararları adıyla anılan bir dizi önemli hükme ya da karara imzasını bastı. Bu kararlara göre Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını kabul ediyordu. İstanbul hükümeti Meclis-i Mebusan toplanacaktı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin varlığını kabul ediyordu. Buna karşılık bu cemiyette İstanbul'daki hükümetin bazı günlük işlerine karışmayacaktı. Değerli öğrencilerim, kamu hukuku açısından bu görünmemiş bir anlaşmadır. Bir devletin içinde kurulan, o devletin yasalarına göre kurulan bir dernek, o devletin resmi temsilcisi olan hükümetiyle parlamentonun kurulup kuruşmaması konusunda bir anlaşma yapmaktadır. Bunun önemi o kadar büyüktür ki, tarihlerimiz bunu henüz yeterince açıklamadılar, o kadar büyüktür ki bu Amasya mülakatı ya da Amasya mülakatı sonunda alınan kararlar, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanı olduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin artık bir devlet çekirdeği oluşturduğunu ve gerçek anlamda siyasal bir varlık olarak kendisini gösterdiğini bize açıkça kanıtlıyor. Demek ki siyasal dengeler çok değişiyor ve yeni bir devlete doğru gidiş başlıyor. Şimdi Meclis-i Mebusan toplanacak. Padişah Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını emretti. Mustafa Kemal Paşa da Meclis-i Mebusan'ın nerede toplanması gerektiği üzerinde durmaya başladı. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması çok zordu. Çünkü İstanbul'da korkunç büyük bir düşman filosu vardı. İstanbul'da işgal kuvvetlerinin temsilcilerinin sözleri geçiyordu.
hatırı sayılır bir azınlık vardı. Orada toplanacak Meclis-i Mebusan'ın sağlıklı kararlar vermesi mümkün değildi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un dışında bir yerde toplanmasını istiyordu Meclis-i Mebusan'ın. Ama padişahın bulunmadığı yerde onun meclisin toplanmasını bütün çevreler reddediyorlardı. Gördünüz mü? Demek ki Meclis-i Mebusan milletin değil, padişahın meclisi. İkinci sorun, Erzurum'dan milletvekili seçilen Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gidememesinden kaynaklanıyordu. İstanbul'a gitseydi Mustafa Kemal Paşa, İngilizler onu büyük bir ihtimalle tutuklayacaklardı. Çünkü İngilizlerin bütün isteklerine karşı gelen bir durumdaydı Mustafa Kemal Paşa. Toplantıya katılamayacaktı. Ama diğer yandan da o andaki siyasal eğilime uymak zorunluluğunu hissediyordu Mustafa Kemal Paşa. Bu amaçla 27 Aralık'ta Ankara'ya geldi. Ankara'da coşkuyla karşılandı ve bu coşku onu Ankaralılara iyice bağladı ve Ankara o tarihten sonra hem milli mücadelenin hem ileride kurulacak devletimizin bugüne kadar süren başkenti olmuştur. Ankara aynı zamanda İstanbul'a çok yakındı. Çok yakından kastım demiryolu ulaşımı, İstanbul'dan gelen demiryolu Ankara'da noktalanıyordu. O yüzden İstanbul'la haberleşme daha kolaydı. Ayrıca Batı cephesine de yakındı Ankara. Mustafa Kemal Paşa seçimler peyderpey yapılıyor. Bugünkü gibi bir günde yapılmıyor seçimler. Günler sürüyor. Kolay değil o günün koşulları altında seçim yapmak. Seçimler yapılıp milletvekilleri mazbatalarını aldıkça Ankara'dan geçip Mustafa Kemal Paşa'dan talimat alıyorlardı. Yapılan plan şöyleydi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gitmeyecekti. Gidemezdi. Ama Meclis-i Mebusan Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa seçilmeliydi. Böylece Anadolu Hareketi'nin gücü padişahın meclisinde kendisini göstermeliydi. Ayrıca Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bir siyasal niteliğe sahip önemli kuruluş haline geldiğinden tıpkı bir siyasal parti gibi bir grup oluşturmalıydı. Müdafaa-i Hukuk Grubu. Ondan sonra da yurdun nasıl kurtulacağı hakkında gereken kararlar görüşülmeli ve kabul edilmeliydi. Bunun taslağını da Mustafa Kemal Paşa kendisiyle görüşen bütün milletvekillerine veriyordu. Gel gelelim 12 Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan'da Mustafa Kemal Paşa'nın hiç ummadığı ya da umsa dahi hoşlanmadığı bir takım olaylar cereyan etti. İstanbul'a giden milletvekilleri Ankara'daki havayı unuttular, padişaha hoş görünme yolunu tuttular. Ne yazık ki politikacıların hep sürekli hastalığı bu. Atatürk Büyük Nutku'nda onlara bazı çevrelere hoş görünen çirkin kişiler olarak seslenir. Evet, etrafı hoş görünmek, padişahın isteklerinden çıkmazmış gibi kendilerini tanıtmak için ilk önce Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurmadılar. Felah-ı Vatan diye bir grup kurdular. Başkanlığa da Mustafa Kemal Paşa'yı seçmediler. Gidiş kötüydü ama Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakın arkadaşlarının da bulunduğu Meclis-i Mebusan'da yurdun nasıl kurtulacağı şeklinde bir karar alınmasına gelince sıra 28 Ocak'ta meclis ayaklar içinde, ayak ayağa kalkarak alkışlar içinde Misak-ı Milli adını verdiğimiz kurtuluşun esasları, başka bir deyişle anlaşma devletleriyle yapılacak barışın esaslarını içeren bir taslağı parlamento kararı olarak kabul etti. Bu kararın hemen hemen harfiyen Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlandığını söylemiştim. Bu parlamento kararı bir ant şeklinde, ulusal ant şeklinde ilan edildi. O yüzden adı Misak-ı Milli'dir. Misak-ı Milli'nin bugünkü Türkçe'de karşılığı ulusal anttır. Ulusal ant aslında son derece akılcı, son derece normal bir ulusun varlığı için herkes tarafından benimsenmesi, son derece doğal kabul edilmesi gereken hükümler içeriyordu. Şunu içeriyordu Misak-ı Milli. Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman mevcut sınırlar içindeki Türk vatanı bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yitirdiğimiz Kars, Ardahan ve Batum ile Batı Trakya'da çoğunluk bütünüyle Türklere ait olduğundan oralarda Wilson ilkelerine göre halt oylaması yapılmalıdır. Gene Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman kuramsal olarak Osmanlı toprakları içinde bulunan Arap ülkelerinde de halk oyuna gidilmelidir. Araplar kendi kararlarını versinler. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olabilir ama boğazlar üzerindeki egemenlik bizim olmalıdır. Ayrıca
bağımsızlığımızı sınırlayacak hiçbir anlaşmaya, yani burada amaç kapitülasyonlardır, azınlıklara tanınan ya da tanınması istenen ayrıcalıklardır, bu tip bağımsızlık sınırlamalarına hiçbir şekilde tahammül edilemez ve razı gelinemez. Tahmin edersiniz ki Misak-ı Milli büyük bir bomba gibi düştü İstanbul'a. Çünkü İtilaf Devletleri Misak-ı Milli'ye kadar Meclis-i Mebusa'nın çalışmalarına karışmamış ve oradan yumuşak, milletin halkten bezginliğini düşünerek padişahın ve İngilizlerin istediği ölçülerde bir karar çıkacağını sanmışlardı. Misak-ı Milli ise onların bütün projelerini alt üst edecek bir karardı. Ve bu karar çıkar çıkmaz İstanbul'un siyasal havası da değişti. Ne yazık ki bazı milletvekilleri yan çizmeye başladılar. İşte biz bu karara katıldık ama istemedik de vesaire şeklinde genellikle çok sık gördüğümüz bazı mazeretlerle kendilerini sıyırmak istediler. Padişah Misak-ı Milli'yi onaylamadı. Sadrazam değişti. Ali Rıza Paşa yerine Salih Paşa geldi. Ama Salih Paşa da Misak-ı Milli'yi Meclis-i Mebusan'a geri aldıramadı. Bu durumda yapılacak iş İstanbul'un işgal edilmesiydi. Evet, 16 Mart 1920 günü sabahı, o güne kadar gemilerinde bulunan binlerce işgal devleti askeri İstanbul'a çıktılar ve İstanbul fiilen işgal edildi. İşgal kuvvetleri Osmanlı bakanlıklarını, en küçük devlet dairelerine kadar her tarafı bastılar, ellerine geçirdiler. Bu arada da Meclis-i Mebusan'ı bastılar. Meclis-i Mebusan artık çalışamaz hale geldi. Misak-ı Milli'yi hazırlamakta ön ayak olan milletvekillerini, başta Rauf Bey olmak üzere, topladılar, tutukladılar ve Malta Adası'na sürdüler. İstanbul'da tam bir terör esiyordu ve Fatih Sultan Mehmet'in Türkiye'ye kazandığı, Türklere kazandırdığı İstanbul artık elimizden çıkmıştı. Bunu da unutmayalım. İşgal edilmişti ve bu işgal her tarafa da duyuruldu. Artık padişah da o güne kadar kuramsal olsa da serbestti. Şimdi resmen işgal devletlerinin tutsağı gibi bir durumdaydı. Yapılacak bir iş de kalmamıştı. Artık Ankara'nın tutumuna karşı tekrar sertleşme politikasına dönmek lazımdı. Bu politikanın baş mimarı Damat Ferit 5 Nisan'da tekrar sadrazamlığa getirildi. 11 Nisan'da da artık çalışamaz durumda olan Meclis-i Mebusan'ı padişah dağıttı ve Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı o tarihten sonra bir daha toplanmadı ve tarihe karıştı. Görüyor musunuz değerli öğrencilerim, birkaç ay içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın ne kadar haklı olduğu anlaşılmıştı. Ona karşı gelenler de onun ne kadar iyi bir şekilde gerçekleri ve ilerisini gördüğünü anladılar. Artık İstanbul'da bütün ümitler kırılmış, bütün aydınlık ve rahatlık doğuracak yer olarak Ankara görülmeye başlanmıştı, Anadolu görülmeye başlanmıştı. O tarihten sonra İstanbul'dan Ankara'ya aydınlar, askerler sonu gelmez bir göç içindedir. Büyük zorluklarla Ankara'ya gitmektedir. Ankara kurtuluşun tam anlamıyla merkezi durumuna gelmektedir. Şimdi son olarak şu çok önemli noktayı söyleyeyim. İstanbul'un işgalinin hemen ertesi günü Heyeti Temsiliye Reisi, yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin icra kurulunun başkanı Mustafa Kemal Paşa bir bildiri yayınlayarak işgali kınadı ve yepyeni bir meclisin kurulması gerektiğini bildirdi. Birkaç gün sonra bu meclisin Ankara'da toplanması gerektiğini ve bu toplantının nasıl yapılması icap ettiğini de ayrı bir bildiriyle her tarafa duyurdu. Ve herkes bu bildirinin ne kadar gerekli olduğunu artık kabul etmişti. Sivas Kongresi'nin kurucu meclislik niteliği yoktu, bundan söz edilemiyordu. Ama Mustafa Kemal Paşa şimdi fırsatları daha iyi değerlendirmiş, daha gerçek anlamıyla tam anayasal açıdan geçerli bir meclisin toplanması hazırlığına girişmişti. Türk devrimi yasal demeyeyim, yasallıktan da öte meşru temellere oturma aşamasına iyice girmişti. Önümüzdeki ders Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl açıldığını ve bu büyük kurumun
milletin gerçek temsilcisi olarak o akıllara durgunluk veren mücadeleyi nasıl yürüttüğünü söyleyeceğiz. Şu arada bir noktayı da belirtmekte yarar görüyorum. Bütün bu işler yapılırken şu arkamda gördüğünüz büyük yurtseverlerin cebinde 5 kuruş bile yoktu. Onu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Öyle ki Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kahvelerine koyacak şeker bulamıyorlardı. Kahve dahi çok büyük bir lüks idi. Bu koşullar altında yürütülüyor bu mücadele. Dikkatinizi çekerim, bunu unutmayın. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.